Bom tüm dünya. Philip Capital sunar. Türkiye İmsat Ağustos ayı sektör raporuna göre Haziran'daki gerilemeye rağmen yılın ilk yarısındaki toplam inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %1.4 arttı. İnşaat malzemeleri sanayi üretimi bu yılın ilk yarısında büyüme kaydetti. İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin raporuna göre, geçtiğimiz Ağustos ayında inşaat malzemeleri sanayi üretimi Haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla %5.7 geriledi. Bu gerilemede çalışma gün sayısının azalması etkili oldu. Haziran ayındaki üretim düşüşüne rağmen yılın ilk 6 ayında toplam inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın ilk 6 aylık üretiminin %1.4 üzerinde gerçekleşti. Haziran ayında üretim geçen yılın aynı dönemine göre alt sektörlerin 18'inde düştü, 4'ünde ise yükseldi. Raporda ayrıca 2023'ün ikinci çeyreğinde inşaat sektörünün %6.2 büyüdüğü belirtildi. Bu büyüme rakamıyla inşaat sektörü uzun zaman sonra gelen ekonomik büyümenin üzerinde bir performans sergiledi. Ancak yılın ikinci yarısında görülen sıkılaşma politikalarının inşaat sektöründe büyümeyi sınırlayacağı belirtildi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos'ta %78.9 büyüyerek 86.454 adete oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre Ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ağustos ayına göre %78.9 artarak 86.454 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos ayında %78.9, otomobil pazarı %87.7, hafif ticari araç pazarı ise %55.1 oranında arttı. Ağustos'ta otomobil satışı 66.131 adet olurken hafif ticari araç satışı ise 20.323 adet oldu. İlk 8 aylık dönemde ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı %64.7 oranında yükseldi. Otomobil satışı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre 582.419 adet olurken hafif ticari satışı da 172.863 adet oldu. Otomobil pazarı motor tipine göre benzinli otomobil satışları 68.9 pay, dizel otomobil satışları %15.7 pay, hibrit otomobil satışları %10.4 pay, elektrikli otomobil satışları %3.9 pay ve otogazlı otomobil satışları ise %1.1 pay aldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları bazında Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürün %74.67 ile şans oyunları olurken, fiyatı düşen ürün ise %2.72 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlar incelendiğinde fiyatı en fazla artan ürünün %74.67 ile şans oyunları olduğu görüldü. Şans oyunlarındaki fiyat artışını %53.35 ile taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı, %42.44 ile karayolu ve şehirler arası yolcu taşımacılığı ve %36.57 ile demiryoluyla şehir içi yolcu taşımacılığı izledi. Fiyatı en çok düşen ürün ise %2.72 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu. Fiyatı en az artan ürünler %0.51 ile kuzu eti, %1.11 ile dana eti, %1.15 ile kuru sebze, %1.75 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, %1.98 ile sebze şeklinde sıralandı. Avrupa ekonomisinin lokomotifi olan Almanya'nın ihracatı, küresel ekonomideki durgunluğun etkisiyle Temmuz'da aylık %0.9 azaldı. Almanya İstatistik Ofisi Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'nın Temmuz ayı ticaret dengesi verilerini açıkladı. Verilere göre takvim ve mevsimsellikten arındırılmış ihracat bir önceki aya göre %0.9 geriledi. Piyasa beklentisi düşüşün %1.5 olacağı yönündeydi. İhracat geçen yılın aynı ayına göre ise %1 aşağı geldi ve
130.4 milyar euro oldu. Almanya'nın ihracatında düşüş görülürken ithalatında artış yaşandı. Aynı ayda ithalat aylık bazda %1.4 artışla 114.5 milyar euro oldu. Piyasa beklentisi artışın %0.5 olacağı yönündeydi. İthalatta yıllık bazda %10.2 düşüş yaşandı. Böylece dış ticaret fazlası piyasa tahmini olan 18 milyar euronun altında 15.8 milyar euro olarak açıklandı. Avrupa Birliği'ne üye ülkelere 71.9 milyar euro değerinde mal ihraç edilirken aynı dönemde bu ülkelerden 61.7 milyar euro değerinde mal ithal edildi. Avrupa Birliği dışındaki ülkelere yapılan mal ihracatı ise 58.5 milyar euro olurken bu ülkelerden yapılan ithalat takvim ve mevsimsellikten arındırılmış bazda 52.8 milyar euro olarak gerçekleşti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Amerika'nın 2023 ekonomik büyüme tahminini %1.1'den %1.9'a yükseltti. Kurum, Çin'in ise 2024 yılına dair büyüme tahminini %4'e düşürerek önemli büyüme zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Amerika'nın 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltirken Çin'in 2024 yılı büyüme tahminini düşürdü. Moody's'e göre Amerika'da resesyon riski düşerken Çin'in karşılaştığı zorluklar arttı. Moody's tarafından yayımlanan raporda Amerika ekonomisine ilişkin büyüme tahminimizi 2023 yılı için Mayıs öngörümüzdeki %1.1'den %1.9'a yükselttik ve altta yatan güçlü ekonomik ivmeyi kabul ettik denildi. Fitch'in geçen ayki not düşürmesinin ardından Amerika'nın en üst seviye olan A notunu tutan 3 büyük derecelendirme kuruluşundan tek kalan Moody's, yüksek faiz oranlarının ekonomiye fren etkisi yapabileceğini belirterek 2024 büyüme tahminini %1 seviyesinde tuttu. Moody's, mevcut ekonomik koşullar devam ederse Fed'in enflasyonda %2 hedefine doğru sürekli bir düşüş sağlanmasının zor olacağına inanıyoruz. Bizim görüşümüze göre aşırı ısınmayı önlemek için trendin birkaç çeyrek altında bir büyüme gerekiyor değerlendirmesi yaptı. Buna karşılık Moody's, Çin'in ekonomik ve politik belirsizlikler, devam eden emlak sektörü sorunları ve yaşlanan çalışan nüfus nedeniyle zayıf iş dünyası ve tüketici güveninden kaynaklanan önemli büyüme zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Moody's, Çin'in bu yıl için büyüme tahminini %5'te tuttu. Ancak 2024 tahminini daha önce %4.5'tan %4'e düşürdü. Resmi gazetede yayınlanan son kararla KOBİ'ler için kredi garanti limiti %50 arttırılarak 150 milyon liraya çıkartıldı. Diğer büyük işletmeler için de limit 500 milyon liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, karar sonrası bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı KOBİ'ler için kredi garanti limiti arttırıldı. Değişiklikle KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 100 milyon liradan 150 milyon liraya, KOBİ dışı yararlanıcılar için 350 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı. Değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede de yayımlandı. Karara eklenen geçici maddeyle söz konusu yönetmelik öncesi KOBİ tanımı dışında olan ancak yönetmelikle KOBİ tanımına dahil olan işletmelere 31 Aralık 2023 tarihine kadar karar hükümleri doğrultusunda KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilme imkanı sağlandı. Karar 25 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de karar sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şimşek paylaşımında, bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Bu bölümde konuğum Doçent Doktor Şevket Sayılgan. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler katılımınız için. Bugün hem enflasyon verilerini hem dış ticaret açığı verilerini karşıladık. Enflasyon verisini sabahtan bu yana konuşuyoruz. Beklentilerin üzerinde geldi. Alt kalemler önümüzdeki aylara ilişkin de pek ümit vermiyor. Sizin enflasyon verilerine dair yorumunuz nedir? Yıl sonuna dair ya da gelecek yıla dair tahminlerinizde bir yukarı yönde revizyon gerçekleşti mi veriler sonrasında? Şimdi zaten evvelki ay Merkez Bankası %58 ile yıl sonu hedefini revize etmesinden beri piyasaların zaten bu konudaki öncü göstergelere bakarak enflasyonda artışı beklenti olarak ifade ediyordu. Ağustos ayı bu noktada baktığınız zaman evet beklentilerin çok üstünde geldi ama bu beklenti zaten bir bakıma mevcuttaki
Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış, gıda fiyatları mevsimsel olmasına rağmen artışın devam ediyor olması gibi unsurlarla zaten hizmet fiyatları da bunu destekledikçe fiyat artışları buna bağlı olarak yükselmeye devam etti ki bu konu özellikle Eylül-Ekim enflasyonunda biraz daha dikkat çekecektir. Sadece burada Ağustos'u biraz daha yukarı çeken belki de ters baz etkisi de olmuştur. Çünkü baktığınız zaman geçen seneki aynı dönem 1,5'lar civarındaki bir enflasyonun üstüne bu rakam geldi. Şimdi Eylül enflasyonu yaklaşık 3,5'lar seviyesinde geçen sene. Bu çerçevede belki 9'lar seviyesinde olmayacaktır ama Eylül ayının özellikle mevsim geçişi olması, tatil sürecinin artık bitiyor ve insanların tekrar şehir hayatına dönüyor olması, buna bağlı hizmet taleplerinin artıyor olması gibi unsurlarla Eylül ayı zaten mevsimsel olarak geçmiş dönemlerde de yüksek gelen bir ay olması bizim mevcuttaki bu 58 Merkez Bankası'nın piyasanın 60'lardaki enflasyon beklentisini zannedersem 70'lere doğru revize edecektir. Çünkü baktığınız zaman ortalama bizim %5-6 ortalamada bir son 4 aylık enflasyon bile bizi zaten %70'lere doğru taşıyor. Şimdi böyle bir resim karşısında tabii ki Merkez Bankası'nın bundan sonraki aylık toplantılarındaki alacağı faiz kararı çok daha önem taşıyacak. Yani bir ara Merkez Bankası toplantılarını çok piyasada dikkate almazdı ama artık özellikle bu yıl sonuna doğru Merkez Bankası toplantıları ve faiz kararı çok daha dikkat çekici olacaktır. Burada da geçen toplantıdaki gibi piyasa beklentilerinin üzerinde faiz arttırımlarıyla 35 beklenen yıl sonu enflasyon belki de %40'lara doğru politika faizi açısından revize edilmesi söz konusu olabilir. Bütün bunlar dikkate alındığında Türkiye'nin aslında enflasyonla çok ciddi bir mücadelesi kaçınılmaz olacak gibi gözüküyor. Burada sadece bu mücadelede zannedersem Mart seçimlerinin etkisi biraz daha düşük seviyeli bir mücadeleyi ama seçimlerden sonra ise çok ciddi bir enflasyonla ilgili dezenflasyon programlarının devreye girmesi karşımıza çıkacak. Burada belki bir başka konuda bu yakınlarda 1-2 hafta içinde zannedersem açıklanacak olan orta vadeli programın enflasyonla mücadele noktasında ve bize vereceği mesajlar. Bunların hepsi bizim piyasa beklentilerimizi açıklanan ve rasyonellik anlamında ifade edilen uygulamaların gerçekçi olup olmadığının bir kere daha teyit edilmesi ve beraberinde de piyasaların buna inanıp inanmadığı bu açıkçası enflasyonla ilgili programda önemli unsurlar. Bir de tabii şunu göz ardı etmeyelim ki bizim bu enflasyon fiyatlamalarında algılardaki bozulmanın, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın da önemli bir etkisi var. Yani sadece maliyet artışlarına bağlı oluşan bir fiyatlamadan öngörülemezliğin fiyatlandığı ve dolayısıyla da birbirini besleyen bir enflasyon yapışkanlığı yarattık. Bu yapışkanlığın da ortadan kalkması gene aynı şekilde bu öngörülebilir olmak ve mevcuttaki fiyatlama biçiminin tekrardan Merkez Bankası öncülüğünde ama hiç şüphesiz ki bunun yanında maliye politikalarıyla da dengeleniyor olmasına büyük ihtiyaç var. Benim buradaki tek endişem geçmişteki yıllarda enflasyonla mücadelede genelde düşük ve orta gelirli grubun üstüne yüklenen maliyetin bu sefer daha dengeli toplum kesimleri arasında dağıtılması gereğidir. Fakat şu anki açıklamalarda pek o yönde enstrümanlar içermiyor. Orta vadeli programı bu konuda ben biraz daha bu açıdan değerlendirmek isteyeceğim. Evet hocam, bugün bir de tabii ki dış ticaret açığı rakamını takip ettik. Tabii yılbaşından evet. Bu yana neredeyse çift taneli yani 10 milyar dolar ve üzeri aylık bazda gerçekleşmeler sonrasında işte geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20'nin üzerinde bir daralma işaret eden ve 9 milyar doların altında 8.88 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığı rakamı işte enerji, altın,
o kalemler hariç bırakıldığında aslında ana trend o kadar kötü değil vesaire diye yorumlandı. Siz hani dış ticaret açığındaki bozulma yılbaşından bu yana ve bunun tabii kaçınılmaz olarak ödemeler dengesi üzerindeki yansımaları hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi biz bu dış ticaret açığı, daha sonra Merkez Bankası ödemeler dengesi tarafındaki süreci de açıklayacaktır ama yani dış ticaret açığı tarafıyla konuya baktığımızda ve biz bu enerji hariç yaklaşımı ben kendi bireysel bakış açımla çok anlamlı bulmuyorum. Sonuçta bu açık için veya bu faaliyet için bu enerji kullanımına ihtiyaç var. Bu bir keyif. Yani eğer biz bu örneği bu şekilde kullanacaksak o zaman Japonya'yı nasıl değerlendireceğiz? Çünkü Japonya'da çok ciddi bir enerji ithalatçısı olmasına rağmen dış ticaret fazlası veren karakteristik olan bir ülke. Yani demek ki bizim aslında katma değerli, yüksek teknolojili ürün satabilme becerimizi şu anda ne yazık ki çok önceliklendirmeyip enerji kaynaklı bir dış ticaret açığı veriyoruz mesajını çok daha fazla kullanıyoruz. Ve bu konuyu bir tarafa koyarsak, evet Türkiye'nin zaten karakteristik ve yapısal sorunu ve bu konu zaten döviz kurları üzerinde ciddi bir etki yaratıyor. Ve bu konu özellikle ilk 6 aylık kur politikası dikkate alındığında zaten bugün onun yansımalarını görüyoruz. Süreçte tek bir süreci değerlendirmek gerekirse hem enflasyon hem dış ticaret açığı ekonomiyi yavaşlatmadan bu iki konuda biz iyimser görüntüleri kalıcı hale getirme şansımız yok. Ekonomiyi yavaşlatmak da kalıcı çözüm olmayacaktır. Ancak ilk adım kısa vadede ekonomiyi yavaşlatmak olacaktır. Ekonomiyi yavaşlatmaktan kaynaklı süreci de bir sonraki dönem ekonomideki büyüme perspektifini sürdürülebilir hale getirmenin yapısal sorunlarla olan ilişkiyi kopartmaktan geçecek. Yani işte ithalat ihracat dengesini tekrardan ithal ikameci bir bakış açısına veya bizim mevcuttaki maliye politikasıyla büyümenin finansmanındaki kullanılan kaynağın enflasyon yaratmaz biçime dönüştürülmesiyle ancak ilişkilendirilebilir. Yani sonuç itibariyle faiz politikası olsun ve buna bağlı Merkez Bankası politikası olsun biraz daha kısa vadeli süreci etkiliyor. Evet. Ama orta vadede bizim çok daha büyük bir resmi ve bir makro politikayı bütünsel hale getirmek gibi bir ihtiyacımız var. Evet, ekonomist doçent doktor Şevket Sayılgan. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınlar. Sağ olun. Evet. Şevket Sayılgan'la olan sohbetimizle beraber gün sonu programını tamamlıyoruz. Yarın saat 15'te araştırma masasında görüşmek üzere. Şimdilik herkese iyi akşamlar. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.